Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bu kızın burada ne işi var diyorsanız, günlük vloglar çekiyorum ve başarısız oluyorum. Makbetlerde yiyeyim çünkü yemek yemeyi seviyorum görüldüğü üzere. Bugün sizlerle birlikte alışverişimi taçlandıracağız. Siz de görün istedim. Açıkçası story attım ve siz de görmek istemişsiniz. Şimdi diyecekler ki seni kim namus istiyorlar. Bugün ben İzmir'deyim. Evet, hayalimin şehrindeyim. Babamın memleketindeyim. Evin tek Muğlalı çocuğu olarak size alışverişimi göstermek istiyorum. Bugün birazcık şey oldu böyle. Köyden indim şehire modundayım. AVM'ye gittik Optimum'a ve ben böyle vay insanlara bak. Hep böyle geçti günüm. Gerçekten bakın şakasız. Gerçekten tam bir şeyim böyle. Kezban Paris'te gibi oldum. Çünkü ben kasaba çocuğuyum bildiğinizde. Birazcık gözüm döndü alışveriş yaparken. Daha kemer altına gitmedik. Bugün birinci günüm. Ama gerçekten hatırı sayılır bir miktarda para yemişim. Bu beni birazcık üzdü. Neyse. Kazandığımızı yiyoruz diyorum ve geçiyorum. Şöyle bir gratisimiz var arkadaşlar. Gratisten neler aldım? Tek tek çıkarayım mı? İster misiniz? Hazır mısınız? Şöyle bir diş fırçası seti var. Şöyle göstereyim. Bunu aldım. Bu ne kadardı? Bilmiyorum. Ama seyahat. Güzel. Sonra şunu aldım. Bu kasa arkası ürünlerden. Bu da çok ucuzdu böyle. 11 lira gibi miydi? Bir şeydi. Bunu aldım. Sonra bir tane duş jeli aldım. Bunlar hepimizin standart. Sonra bir tane fondötenim var. Soft Begin. Begin. 5. Sonra Maybelline. Hepimizin sevdiği. Bunlar pahalıydı. Sonra bir adet sıkıştırılmış pudra aldım. Bu arada bu fondöteni alana concealer'ı hediyeydi arkadaşlar. İkisi 30 TL'ye geliyordu. Bunları aldım. Benim kullandığım aslında klasik beige. Klasik beige ama ben soft beige aldım. Yani umarım olur. Burada da Maybelline'in neymiş bu concealer? 02 nude almışım. Şöyle bir tane saç diplerim için malum seyreyiz. Bunlardan aldım. L'Oreal'in ve çok ucuzdu. Arkada şu an Stella kahve ve cips yiyor. Selam Stella. Selam vermek ister misin? Merhaba kızlar. Yaşlı olduğum için yataktayım. Evet. Dalları diktim. Şu an halini görseniz tam bir Bülent Ersoy. Ayo. Şu an çıplak ve bildiğiniz şeyi sardı böyle. Çarşafı. Çarşaf istedi ekstra. Şu an gerçekten Banu Alkan gibi çok güzel görünüyor. İki tane burada şey var. Bunu Rosman'dan aldım. Çok ucuzdu. Ne olduğunu bilmiyorum. Diş macunu diye almıştım ama neymiş biliyor musunuz? Diş protezi yapıştırıcısıymış. Üzgünüm. Geleceğe yatırım yaptım arkadaşlar. İnşallah hiçbir zaman ihtiyacım olmaz. Bunu böyle koyuyorum. Bir tane de şu Himalaya'nın yüz temizleme bir şeyinden aldım. Beyazlatma etkili. Bakın kim geliyor. Bakın. Biraz eğilmen gerek. Ay 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 ay. Nasılsınız kızlar? Bu böyle. Bunu atıyoruz. Evet. Stella bir geldi geçti. Yıllar dedi. Sonra gittim MAC'ten bir ruj aldım. Dediniz ki bana indirimleri kovala falan filan. Arkadaşlar o bir içerikti. Tekrar söylüyorum. O bir içerikti. Şöyle MAC'ten bir kalem aldım. Bunun numarası ne? Ruby Woo. Ruby Woo'nun. Bu 79 muydu? Galiba öyle bir şeydi. Bir de aynısının rujunu aldım. Şöyle soy göstereyim. Mavili nar. Aynen şey. Mavi ve kırmızının şeysi. Kalem düştü aşağı. Kırdı. Kırdım. Çok güzel. Kokusu ya işte. Bu arada denenmiyormuş MAC'te. Kız kendi eline denedi falan. Sonra bir tane daha fondöten aldım. Benimkisi de Desert 5. Bu kız sana koyu gelirdin ama olsun. Neden olmasın? Bir tane daha aldım şöyle concealer ile birlikte. Bu orada dursun. Şimdi kombinlerime geçeyim mi? Sevgili arkadaş. Aa durun, oturmadan önce bugün Penti'de indirim varmış. Sadece bir günlük. Ne kadar doğru bilmiyorum ama öyle dendi. Size hemen iş çamaşırlarımı göstermek istiyorum. Şimdi beni linçleyecekler. Oo iş çamaşırlarını gösterdi. Aa 90 almışım. Kız bana 95 verecekti. Şöyle iş çamaşırları aldım. Çok tatlı. Ben çok beğendim. Bilmiyorum, panty ben ilk defa giyeceğim açıkçası. Ben normalde sadece çoraplarını giyiyordum ama kız hepsini denedi. Böyle yapıyordum. Pazarcılar ablam bu sana olur falan. Bilmiyorum, bayağı kaliteli duruyor.
soft. Mavisi vardı ama ben beğenmedim. Bu arada benimki 90D. Dik tutma özelliğine sahipmiş. İçi de böyle tatlış. Yani almak isteyenler gidebilir. Bir tane ben böyle gözüm dönünce bayağı bir şeyler alıyorum. Sonra şöyle var bir tane. Bu da bayağı güzel. Böyle seksi meksi bir şeyler. Bunu böyle göstermemem mi lazım? Ya ne olacak? Herkesin memesi var. Böyle arkası çok güzel. Şöyle. Ya bunları her yerde giyersiniz. Abi. Beni zaten kızlar izliyor. Bence giyebilirsiniz. Yalnız ikisi de mor. Niye ki? Keşke mavi alsın. Neyse modumuzu düşürmüyoruz. Şöyle normal siyah bir iş çamaşırımız var. Bu da bildiğimiz. En güzeli bu. Ahiretlik. Bu sizi asla yarı yolda bırakmaz. Teli çıksa da her şeyle giyersiniz ama şunları pek bilmiyorum. Yani bunlar da işte standart ama bayağı güzel. Umarım teli çıkmaz. Panty kullanan var mı aranızda? Yoruma yazsanız da memnun musunuz? Ama şey yani büyük beden olması beni mutlu etti. Sonra bir tane daha aldım. Şöyle o da. Bu da 5. Bu neymiş? Bu 95 diye 42 beden diyor. Yani bu da tatlı. I fit bilmem ne yazıyor. Beyaz eşalan adına giyersin. Aynen krem. Sonra bir adet kilot aldım. Anneanne kilodu. Ben severim. Bu da şeymiş böyle. Kız böyle tutuyor tamam mı? Ablacığım bak bu sana olur ya. Ben şey miyim? Anneanne miyim? Artık herkes biliyor ben ne giyiyorum. Ama bu çok güzel. Bu Stella diye diyorum. Benimkileri hep söyle. Evet Stella ablanınki böyle. Benimki XX large. Çünkü neden olmasın. Bunun fiyatı da 34.95'ten 18'e mi ne düşmüştü aldım yani. Bence güzel. Şimdi geçelim sıradakine. Bunun için ayağa kalkayım mı? İşte kalkasım yok. Ha, dur anneme aldığımı da göstereyim. Anneme de şöyle indirimden bir bluz aldım. Bu Waikiki sanırım. 44'e almışım. Bu arada bunun kodunu almak isteyenler şuradan alabilir. Yani bluz gayet güzel. Ve malı da likralı. Boyun kısmı çok güzel. Ben bile giyebilirim. Hani jeanlerin üstüne. Şimdi geçiyoruz diğer ayakta kombinlerime. Hadi bakalım. Bu da böyle bir kombin. Altındaki etek değil. Bunu ben hamile reyonundan aldım. Yani hamile olunca giyinmez diye bir şey yok. Bence tatlı. Dur bakayım aynada. Beni daha mı tombik göster? Ama tatlı yani. Mesela bir botla, butiyle giyilebilir. Bir bel çantası, iki kolye. Bence güzel. Kolye eksik doğru. Uzun kolyeler. De facto man bilmem bir şeyi bu. 3X Largeman'deki 79 TL. Beğendiyseniz alabilirsiniz. Ama bence gayet hoş. Şey bir de içi böyle sıcak şu an çok ölebilirim. Aa, buranın da kliması çalışmıyor. Bu arada var ya bu bizim 3. odamız. Stella gece sabaha kadar dolandı. Ben horlaya horlaya uyudum. Burası da çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. İbis Otel'e sesleniyorum. Tamam fiyatlarınız uygun. 300-400 lira. Çok da uygun değil. Ama çok sıcak. Çok sıcak. Ve birazcık sorunlar. Odalarınız dar. Onu söyleyeyim. Temizlik evet. Ama elemanlarınız biraz kötü. Bence gayet tatlı oldu. Şimdi geçelim sıradakine. Evet sıradaki kombinimle karşınızdayım. Böyle Lolita bir elbisem var arkadaşlar. Bunu H&M'den aldım. 119 TL'ye. Şöyle bir döneyim. Sırt yağlarım. Bence korseyle falan güzel olur. Şu an aşırı yoruldum. İlk kombinde battım diyebilirim. Benimki X large. Şöyle kodunu da bırakayım. Linklemeyeceğim. 119 lira. Şimdi bir dakika geliyorum. Şöyle de bir ceket aldım. Waikiki'den 44 beden. Süet. Bence bununla bu 10 numara olacak. Bir de kırmızı ruj. Öf. Bence gayet güzel oldu. Bak Stella. Oo, altına botlar. Çok güzel. Çok güzel oldu. Güle güle giy canım.
Arkasını biraz çek Melis. Birazcık çek. Çok güzel. Ben de beğendim. Kız. Ben de giyineyim bugün bunları. Olur. Bu ceket kaçtı? 179 TL. Üzerimdeki elbise de 119 TL arkadaşlar. Ve aşırı kaliteli. Bildiğiniz süet. Ben çok beğendim. Yaka detayları çok güzel. Bana birazcık küçük çünkü üzerindeki 44 beden. Biliyorsunuz ben 46-48 giyiyorum. Uzun zamanda da kombin videosu çekmemiştik. Aslında iyi oldu. Bence gayet tatlı alabilirsiniz. Soyunmak için iki kişiye ihtiyacınız var. Ama olsun. Bu arada bugün aşırı bana yazmışlar. İşte İzmir'deysen buluşalım. Koronadan korkuyorum. Sonra Şükran mıydı, Şükriye miydi? Şükran. Şükran bana mesaj atmış. Arkaya ne demiş o? Önümde oturuyorsun işte bir şeyler yazmış. Ben dedim ki gelsene yanıma. Onunla tanışma fırsatımız oldu. Ona buradan selam gönderiyorum. Yazanlar için de aslında söyledim ama vakit olmadı. DM'lere de bakamadım. Beni AVM'de kıstırıp bana sarılanlara da kocaman selam söylüyorum. İsimlerini unuttum, özür dilerim. Ama hepinizi çok seviyorum. Şunun arkasında şöyle göstereyim. Düğmeleri var. Görüyor musunuz? Yani tarz bir elbise. Kolları böyle. Ya ben beğendim. Sizin de aklınızda olsun. Bu arada sivitler falan çok pahalıydı. Yarın kemer altına gidersem gösteririm. Alırsam. Şimdi sıradakine geçiyorum. Şimdi böyle şalvarlı bir elbisem var. Gene bayağı bol gördüğünüz üzere kolları. Bu üzerimdeki de 44 beden. Bunu da 119 liraya aldım arkadaşlar. Ama buna bir kemer lazım. Böyle üstünde yarasaya benzer bir şeyler var. Bu da gene H&M'den. Bu arada H&M'de denemek yasaklanmış. Ben de böyle saklandım böyle. Gittim arkalarda denedim. Biri bana kızdı ama bir şey yapacak bir şey yok. Dedim ki denemeden alamam dedim. Ben Muğla'ya gideceğim. Yani işte bunu o kadar beğenmedim. Sen Stella. Ay çok güzel. Emin misin? Tabii çok güzel. Neden çirkin olsun ki? Renkler canlı. Melis çok güzel. Bilmiyorum çok bana kapalı gibi. Nasıl kapalı? Ya önlü. Çok... Bilmiyorum keşke bir beden ufağını alsaymışım. Kolları çok... Hayır Melis tam üstüne oturmuş. Şöyle iki tane şeyi var, düğmesi var. Ya hissettirdiği olay güzel. Ama bilemedim. Bu arada Waikiki'nin... Waikiki Dreams'ti galiba. İlk defa şey duydum. İş çamaşırını aldım bir tane daha. O da böyle. Korseli gene. Arkası da böyle. Tene temas eden alt kısmı %100 pamuktur diyor. Ya böyle şeyleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim minicik bir alışverişimdi. Umarım yani sıkılmadan izlemişsinizdir. Hem de size böyle bir fikir, kombin önerisi olur. Dediğim gibi yarın kemer altından böyle bot falan almak istiyorum. İnşallah ucuz ürünler karşıma çıkar. Yani güzel olur umarım. Sizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.